şekilde achieved with CryEngine. Olduğu zaman bana Abdülatif değil de Latif derdi. Anlatmak. Ya Latif dedi, şunu ettin de dedi. O yaptıklama neyin eşiydi dedi. Ben de şaşırdım. Ne açıklama olduğu zaman bana böyle açıklanmaz dedi. Diyecektin ki dedi, başbakanımızın isteği üzerine, talimatı üzerine Galata Port ihalesini iptal ettim. Bugünkü bütün söylemlerin olduğu şeklinde. Ben de hiç aklıma gelmedi. Kusura bakmayın dedim, geçiştim. Çünkü sürekli ısrar ediyor. Bu da bakın başka bir şey. Başka bir şey söyleyeyim. Nerede o? Yardımcı olayım efendim. Şurada ufak var. Ben yok yok. Arkaya mı düştü acaba? Şu tamam. Burada ne diyor? Şu mu acaba? Küçük arkada kaldı. Başbakan kaldır. Yardımcısı Şener'den uyarı. Arjantin'e döner. Başbakan, ekonomi koordinasyon kurulu başkanı. Ekonomiden sorumlu bakanlar benim başkanlığımda toplandı. E diyor ki bu politikalarla Arjantin'e döneriz diyor. Ne zaman diyor? 11 Temmuz 2005'te diyor. Temmuz'un başında ne olmuştu o sene biliyor musun? Telekom ihale edilmişti. Ama yüksek kurul, özelleştirme yüksek kurulu daha onaylamamıştı. Yani küçük hileler ya. Şeye vereceklerdi. Lübnanlı Halil'e. Ayıp aslında da. Suud şirketi ama Lübnan asıllı o Suud şirketine verilecekti. O arada o ihalenin yanlış olduğunu bildiğim sonuçta, için bu politikalarla Arjantin'e döneriz diyorum ve paranın... Bir noktada show business yani. Onun da bir ilgi çekici tarafını yaratmaya çalışmışlar. Biraz ayıp ama evet dediğim gibi. Politikalarla Arjantin'e döneriz diyorum ve paranın, gelirin tamamının iç piyasada kazanıldığı sektörlerin yabancılaşmasının ülkede cari açığı artıracağını söylüyorum. Telekom bütün parayı Türkiye'de kazanacak. Sonra yabancılar aldığı zaman kar transferleri serbest zaten uluslararası kurallara göre. Karını sürekli yurt dışına taşıyacaklar. Üstelik ihale edildiği zaman Telekom Türkiye'nin vergi rekortmeni. Harıl harıl para basıyordu. O zaman cep telefonları da yok. Böyle bir dönemde bunun cari açığı artıracağı gerekçesiyle ihaledeki bazı pis kokulardan da bahsetmemek suretiyle Arjantin'e döneriz, bu ihale yanlıştır dedim. Neyi anlatıyorum? Anlattığım şey şu. Hükümetteyken yanlışlara zaten muhalefet etmişim. Şunu diyecek bir tane milletvekilini bana gösterin. Partisinin genel başkanına karşı. Başbakan yardımcısıyken başbakanı muhatap olarak söylediğim söz. Güçlü lider... Wow. Güçlü lider zayıf toplumun eseridir. Gerçekten bu arada... Bunu da Vivaza... Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sen... İktidar partisi yetkilisisin, başbakan yardımcısısın ki bakanlar kuruluna büyük etkiyle birlikte görevini sürdürüyorsun. Ve şöyle bir cümle kuruyorsun. Güçlü lider zayıf toplumun eseridir. Şimdi içerik önemli ama, şimdi elbette kontekst önemli ama liderin sizin partinizden olduğu bir sistemde bunu söylemek çok 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 sıkıntılı bir iş. Ya şu anda... Sabata diye bir film vardı. İzleyen var mı bilmiyorum. Çok Meksika'daki garipmiş. Köylü ayaklanmalarını anlatıyor. Oradan devşirerek söylediğim bir sözdü. Zabata bir kahraman. Ağalara, feodaliteye karşı ayaklandırıyor köylüleri, bilinçlendiriyor. Ve sonunda Zabata ölüyor. Fakat Zabata öylesine bir efsane ki... Kendi deli cesaret ister bu arada. Manyak gibi bir söylemdir bu. Ölmediydi, öldüydü. Çünkü yani birincisi güçlü lider ifadesi. Lan lider senin partinde zaten. Hani... Güçlü lider ifadesini parti liderine yakıştırırsın, bu çok normaldir. Ama sen bunu söylüyorsan toplumun zayıf olduğundan bahsediyorsun. Tam tersi, eğer toplum güçlüyse bu sefer sen genel başkanına zayıf bir insan diyorsun, zayıf bir lider diyorsun, etkisiz bir lider diyorsun. Yani çok riskli bir söylem. Yani bilmiyorum, o dönemin siyasi ortamı da bunu çok kaldırabilecek bir durumda değilmiş. Ama belli ki Abdüllatif Şener o dönemde en azından dinlenilen, gerçekten saygı duyulan bir insan olması lazım o partinin içinde. Böyle bir söz söyleyip hala görevine devam ediyor olmasıyla alakalı olarak söylüyorum. Ölmediydi diye. Film şu cümleyle bitiyordu. Güçlü lider zayıf toplumun eseridir. Güçlü toplum güçlü lideri ne yapsın diyor. Burada alkışlamanız lazım galiba. Teşekkür ederiz. Çok Adalet sağlam bir söylem partisi ya. Kurulurken de bizim parti lider partisi değil, bizim parti kadro partisidir diye ilan ederek kurmuştuk. Hmm. Gittikçe otoriterleştiği için kontekst önemli demiştim. Bunu söylemek zorunda kalmıştım. Çok teşekkür ederim. Hemen bir 10 dakika ara veriyoruz. Sonrasında hızlı parti geçiyoruz. Çok teşekkür ederiz. İçerik önemli demiştim. Bu söylemi söyledikten sonra dediği de önemli. Biz bir lider partisi değil mi?
Kurul Partisi kuruyoruz. Yani adam seçenekler mevcut. Teker teker. Uzatacağım elbette ama istirhamım şahsi görüşüm. İkinci partta daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sorular sorulması. Bence de evet. Çok kişisel konuldu şu an. Güzel, çok mutlu oldum. Harika. Programla ilgili sorusu olanlar varsa hemen alalım konumuz gelmeden. Oğuzhan Bey. Efendim. Bir istirhamım olacak. Kendisi Konya milletvekili olduğu için, ben de Selçuk Üniversitesi'nde gazetecilik öğrencisi olduğum için. Sorun varsa sorunu beyefendi gelince soralım. Aslında şöyle, basın emekçisi olarak, bir aday olarak staj bulmak konusunda çok büyük problem yaşıyorum. Bu bence Türkiye'deki tüm basın emekçilerinin bir sorunu. Ücret konusunda yeterli kendimize vakit ayırmıyoruz. Lütfen beni milyar dolarlık için ateş altından uzak tutar mısın? Buraya tek parça halinde ulaşırsam herkes için daha mutlu olacak. Seni korumak için elimden geleni en iyisini yapıyorum. O yüzden sen de biraz dikkatli olmaya çalış. Dramatik olacak ama gözün göklerde olsun. Kaldırıyorum ve soru soramamak. Buradan da herkes tabii çok... Bak işte şu söylemden sonra ben sana futbol filerim. Hiçbir başlıklı örgütten geldim. Adam doktordan bahsediyor. Adam bir etkisinden başlıyor. Ya biz daha fazla iki seneye söz vermiyorsun gibi ifade direkt nalet ederdim. Asla soru sormamaz. Bence sonra zaten alıyorlar. İşte ben de destekler. Ama onlar karşılamıyor ya. Mümkün olmayacak sistem. Beş de öyle. Bir tane çocuk, ben gideceğim, bir tane soru soracağım. Ben önden
içerisinde Tuzla'ya kadar bırakırım. Yani sözüm var, bilginiz olsun. Güzel. Üç kişiyi rahatlıkla bırakabilirim, hiç sorun değil. Pek bir güven vermedin şu an bana. Başımıza bir şey gelmesin, tamam. O zaman seninle gelecek olanların hepsinin numarası... Üç kişi, fazla değil. O kadar... Lütfen ses çıkmasın, lütfen ses çıkmasın, lütfen. Ya yok ya! Özgürce atıştırmak varken kasmak neden? Hayat sıkıcılaşmaya başlayınca fantayla atıştır eğlence aşkına. Kelepçe getirdim falan gibi. Şahane merkez konuşuyor. Randevu noktası saldırı altında. Halkın tepkiye ihtiyacımız var. Kaçıramayacağım. Bu arada size doğru gelen bir adam. Bari ismi Alkatlar. Yakında size varacak. Delta bölü, Tepegöz 7 konuşuyor. İniş bölgesine yaklaşıyoruz. Terminal hava tahliyesi için beklemede kalın. Bunu hızlı ve temiz yapalım beyler. Tamam Tepegöz 7. İzimizi takip et. Tüm hedefler yok etmiş. Ateş etme, o bizim tarafta. İnanılmaz bir tartışma ortamı olurdu, keyifle izlerdim. Bütün her şey ortaya dökülürdü bu arada. En sevdiğim. Gerisi şu bota çıkıp yanımızı korusun. Taktiksel seçenekler mi? Tamam, şimdi herkes iniş bölgesine. Kıpırdayın, kıpırdayın. Bütün yetkililer aynı şekilde. Çünkü dediğim gibi yetkiye sahip zaten. Kapsın gemisi geliyor! Şu an için kontrolümden çıkıyor. Giysin spor üzerinde çalışıyor.
nano seviyede onu yeniden tanımlayıp sentlerle bizim teknolojimiz arasında bir biyolojik köprü kuruyor. Ama daha çok zamana ihtiyacımız var. Yanındaki askerlerle gidip elinden geleni yap. Seni tek başına bırakmıyorum Alcatraz. Ama eğer kazanmak istiyorsak hepimiz sonuna kadar savaşmayız. Kapsül gemisi geliyor! Yerinizi koruyun ve bu piçleri vurun! Gönderin temizlenmesini! Aşağı geliyorlar! Hey! Geldiğine çok sevindim lan. Hadi gel. Merkez istasyonuna gitmeliyiz. Alcatraz. Umarım bu şekilde arkadaşlarına da ulaşıyorumdur. Sinyali senin giysin üzerinden onlara da aktarıyorum. O da kim lan? Adım Jacob Hargreaves. Biliyor musunuz bilmiyorum ama Alcatraz'ın giysisi yaratıklara karşı kullanabileceğimiz güçlü bir biyo silaha dönüşüyor. Ama bu süreci tamamlamak için bir dengeleyici etmeni lazım. Alcatraz, hemen Hargreaves Rush binasına gitmelisin. Koordinatlarını sana atıyorum. Arkadaşlarını da yanına al. Onların yardımına ihtiyacın olacak. Hepiniz lütfen hızlı olun. Sefler bizim için yavaşlamayacaklar. İstediğini söyle. Şu anda Türkiye'de neyse. En kötü oyalan hücum var. Yani 5-10'da da seçim stratejileri içerisinde biz bu taraftayız dediğinde bütün etkinin o tarafa kayacağı, bütün
ağırlığını o tarafa kayacağı bir denklem mi bunda? O yüzden de işte iki tarafta biz bundan ne tamamen uzaklaştık ne tamamen yabancılaştık demiyor. Ne yazık ki demiyor. Hargreave Rush binası. Ama ana giriş tamamen molozda kapalı ve bina kilit altında. Güvenlik sistemleri en azından otopark katlarının kısmen açık olduğunu gösteriyor. Oradan yer seviyesine çıkış yapabiliyor olman lazım. Biyoprotokol numuneleri araştırma kanadında 11. katta. Asansör ve merdiven kullanımı sistem tarafından engellenmiş durumda ama lobideki güvenlik masasından sistemi yeniden başlatabilirsin. Acele etmen gerek. Ama işin bu noktasında gelinen durumun bir partice düşman edilmiş, bir partice tamamen dışlanmış bir siyasi partinin o partiyle mücadele eden diğer partilere yakınlaşmasını da garipsemesini anlamıyorum. Avukatlar, bu taraftan dostum, haydi! Harbi Rush binası bu yolun üstünde. Yavaş ve düzenli gidelim bir de, haydi! Harbi Rush binasına gir! Tio'yu takip et! Nano görüş devredi! Pekala evlat, bina güvenlik kilidi altında. Yarışım patladı, kendine yol açmalısın.
Biyolojik protokol numuneleri araştırma kanadında 11. katta. Oraya lobiden çıkman lazım. Güvenlik kapılarının oradan şekerli DICB ikaretini kullan. Alan temiz. Görünürde hedef yok. Kilitli akas. Patlama girmelisin. Lan DC'yim diyor. Kendin protokolüne demiştim. Nasıl sor ve lobiye git. Yok edeceksiniz. Ateşi kesin hemen.
umudumuzu çöpe atıyorsun Lothar. Seni geri zekalı. Gelecekten kaçabileceğini mi sanıyorsun? Başka bir seçeneğimiz yok. Artık senin köpeğin değilim Hartley. Kurul bu sefer benimle aynı fikirde. Artık senin saçmalıklarına inanmıyorlar. Burada komuta bende. Artık güç sende değil. Watson, gizlilik. Tamamdır Alcatraz. Asansörler ve güvenlik kapıları devre dışı kaldı. Ana kontrole gidip sistemi yeniden başlatmalısın. Onu bulacağız ve indireceğiz!
ve 2. çemberlerdeki tüm askeri savaş ekipleri, Albay Berkeley konuşuyor. Aşamalı olarak terminale doğru kontrollü bir geri çekilme istiyorum. İlerlerken toplanın. Göreviniz sivillerin ve yaralıların tam bir tahliyesini sağlamak ve bu işlem tamamlanana kadar koruma sağlamak. Buraya geri gelmek için en fazla bir saatiniz var. Sonra evlerinize gideceksiniz. Şimdi hızlı olmak zorundayız. Şehri terk ediyoruz beyler. Albay Berkeley, ben Charlie 7. Batı girişi tehlikede. 5. ve 42. Batı caddesindeki kütüphanede kırdırıldı. Burada düzinelerce sivil var. Onları istasyondan geçirmek için ateş desteği istiyoruz. Tamam Charlie, Bravo bölüğü güneyden dolaşıyor. Onlarla birleşin ve terminale ilerleyin. Garın batısındaki tüm silahlı timler, merkez istasyonuna kontrollü bir geri çekilme için halk kütüphanesinde toplanın. Bir saat içinde doğu trenleri yoluyla tahliye başlayacak. Zamanla yarışıyoruz beyler. Bakley kapatıyorum. Tüm birimler, ben Charlie 7. Kütüphanenin önüne çekiliyorum. Sivilleri çıkartana kadar bu konumu koruyacağız. Bırak birer yerdeler! Burak diyecek! Hadi! Hadi! Sağ kalan var bu bakın. Geriye kalanlar, hava sahasını boşalt.
Çabuk! Hadi gidelim! Çabuk! Farka ilerleyin! Koşun! Koşun! Al şimdi! Saldırı gemileri! Geliyor! Sıkıl! Enim var! Sıkıl! Havadan geliyorlar! Yerinizi koruyun asker! Onları kenar verin!
Ateş alıyoruz! Ateş geliyor! Yandım! Saha temiz. Götürün. Bravo konvoyu bizi bekliyor. Batı 42. caddede birleşeceğiz. Hadi denizleme çadırından. Yürü. Resmen gösteri oldu lan. Silahları doldur ve devam edin. Neler oluyor ya? İşler boka saracak. Bu tarafta. Gidelim. Konvoy hazır. Bölgeyi koruyun. Sivilleri dışarı çıkarmalıyız. Bravo konvoyu bizi bekliyor. Batı 42. caddede birleşeceğiz. Hadi temizleme çadırından. Yürü. Resmen gösteriyorum lan. Neler oluyor ya? Silahları doldur ve devam et. İşler bu tarafta. Bu tarafta. Gidelim. Konvoy hazır. Bölgeyi koruyun. Sivilleri dışarı çıkarmalıyız. Kendinizi kollayın ve yürümeye devam edin. Hadi! Hadi millet! Anlaşıldı Bravo. Sivilleri doğu tünellerine götürün. Sonra hattı savunmak için Eko bölüğüne katılın. Anlaşıldı. Bravo kapatıyor. Beyler, bütün giriş noktalarında terminalin savunmasını takviye edeceğiz. Ve ana yapıya güvenli bir mesafede tüm yeraltı bağlantılarına mayın döşeyeceğiz. İvedi olarak sivillere ve yaralılara alt seviyelere doğru eşlik edilmesini istiyorum. Takviye bekliyorlar. Ve ben neden hala batı tarafından ateş alıyorum? O topların vurulmasını yarım saat önce emretmiştim. Hattın ateşten korunmasını istiyorum. Eko 15! Bu işi halledin!
Charlie 6. Ben Echo 7. Tahliye başlatıldı. Tahmini geliş süreniz nedir? Ben Charlie 6. Batıdan geliyoruz. Kontrol noktası Whiskey 7'ye yaklaşıyoruz. Anlaşıldı Charlie. Batı tarafında düşman aktivitesiyle karşı karşıyayız. Pozisyonumu koruyorum. Anlaşıldı. Tamam, hadi gidelim. Yanlış alarm. Merkezi istasyondaki savunmaya katıl. İstasyonun dışına ulaş. Dikkat edin. Caddede hareket var. İki belki de üç yaratık askeri gördüm. Yavaşlayın beyler.
tane kaldı. Hadi oğlum. İşte bu kadar. Hepsi yeşil. Oradan hemen çık. Güvenlik bir mesafeye ulaş. Hadi atlatlar. Binada yaratıklar var. Çık oradan. Merkez istasyon saldırı ekipleri Barclay konuşuyor.
tahliye alt seviye platformlarından hemen başlatılacaktır. Sivi ekipleri, derhal oraya gidin. Ekipmanlarınızı bırakın, yanınıza sadece canlıları alın. Bravo bölüğü destek olacak. Her tren için zırhlı eskort istiyorum. Alfa ve Eko bölükleri birinci tahliye tamamlanana kadar yukarıdaki seviyeleri ve istasyonun etrafını koruyacak. Beyler, hatasız ve hızlı olun. Kimseyi arkada bırakmayın. Albay Berkley bu. Olduğun yerde kal. Silahını indir. Kendini tanıt. Silahları indirin. İndirin. O bir asker. Doktor Gold onun Alcatraz oğlu. Gold mu? Şerefsiz herif. Ne bilir ki o? Çekilin. Geçmesine izin verin. Cidden bir adam mı var? Siktir. Hiç iyi görünmüyorsun. Sana ne oldu böyle? Albay Barkley seni bekliyor. Bu tarafta. Bir şey yok ya. Bir şeyler olmalı. Siktir. Oradaki benim karım Adi herif. İçeri girmeme izin ver. Yanına girmeme izin ver. Bunu yapamam efendim. Sarıma birinci derece bulaşıcı gösteriyor. Umurumda değil. Korkuyor. İçeri yanına girmeme izin ver. Ne yapacaksın? Beni vuracak mısın? Hayır. Seni vuracağım efendim. Ama burası askeri kanunların geçerli olduğu bir karantina alanı ve kurallara siz vuracaksınız. Bana bir silah ver. Kendimi nasıl koruyacağımı biliyorum. İşler boka sarıyor. Eli silah tutan herkese ihtiyacım olacağını biliyorsun. Bunu yapamam. Siz yeniden sınıflandırıldınız. Ve derhal silahsızlandırılmanız emredildi. Siktir lan. Lütfen. Ben de sizlerden biriyim. 9 yıl boyunca ordudaydım. Aynen sizin gibi. Lütfen kıpırdamayın efendim. Ben bir askerim. Ve her neydiysen artık özel çalışıyorsun. Ayrıcalıkların ithal edildi. Tamam, geçebilirsiniz. Thank you.
Doktor Cole, yardım ettiğiniz için sağ olun. Ama bu bir askeri operasyon. Siz burada bir sivil ve bu şehirde... Sıkı yönetim, evet. Senin ne kadar işine yaradığını... Başarmana sevindim oğlum. Beni dinlemiyorsunuz albay. Bizim asıl amacımız... Alcatraz! Başardın! Bizimle olmana sevin. Adamlarım senden övgüyle bahsediyor. Ama çoğunuz da götü artık. Bu adam ön saflara sürebileceği bir er değil. O artık bizim benim komutam altında. Burayı tahliye bitene kadar tutabilmek için kullanabileceğimiz tüm adam gücüne ihtiyacımız var. Doktor Cole, zaman ayırdığınız için sağ olun. Şimdi diğer sivillerle birlikte trenlerle tahliye olacaksınız. Elimden gelenin en iyisi bu. Albay, asıl noktayı kaçırıyorsun. Tüm bu soruların yanıtı Jack Hargrave'de. Roosevelt adasına ani bir baskın düzenlememiz gerekiyor. Bilemiyorum. Belki Hargrave çoktan ölmüştür. Benim önceliğim kesinlikle tahliye. Bırak beni. Üzgünüm Doktor Cole. Bunun için zamanımız yok. Chino, trene kadar eşlik et. Tamam. Hadi doktor, gitmeliydi. Alcatraz, benimlesin. Arkadaşın Gold ortaya çıkıp karmaşada Taras Strickland'den kaçtığını söyledi. Pasafist. Taras Strickland ayrılmadan önce madalyalı bir SEAL komandosuydu. Onu serbest bırakmış olmalı. Ama niye böyle bir şey yaptı ki? Şu insanlara bak. Ben bu şehirde büyüdüm. Aşağıdakilerden biri ailemden olabilir. Bu da Linkshen'de olduğu gibi olursa... Kahretsin. Yemin ediyorum hiçbir şey düzgün çalışmıyor. Ben de bir şeydeydim. Strickland'ın öldüğünü gördüm. Tara duyduğunda çıldırdım. İçki, uyuşturucu ve ordudan ihraç. Babası mezarında dönüyor olmalı. Şimdi de Hargrave için mi çalışıyor? Martinez, ne oldu? Ana salona giriyorlar efendim. Vakit kalmadı. Martinez, platformlara in. Ve Dickerson'a ilk treni yollamasını söyle. Saatimiz az önce... Efendim! Görev yerine ver. Ana soluna git ve insanlara zaman kazan. Hadi kanka bu taraftan, acele! Devrede. Nano görüş devrede.
Alfa! Yardım veriyor! Kalan tüm askerler, ben Barkley. İkinci tahliye bundan sonra havadan ağır zırhlı VTOL araçlarıyla Times Meydanı'ndan yapılacak. Bu harekat için Manhattan üzerindeki uçuş yasağı kaldırılmıştır. Hava kuvvetleri bizi ateş etmeyecek. Ancak zamanımız çok kısıtlı beyler. Mümkün olduğu kadar çabuk Times Meydanı'na gidin. Araçlar beklemeyecek. Saha savunması tam 15 dakika. Tekrar ediyorum, tam 15 dakika olacak. Ondan sonra yalnız. Tüm birimler, buluşma noktası saldırı altında. Zefler 42. cadde ve Broadway'den geliyor. Hava tahliyesi sürüyor ama biraz zaman alacak. Alcatraz, yaratıklar yardırıp geliyorlar. Bu taraftan, hadi! Hava tahliyesi ağzını kurun. Askerler de... Ha siktir! Hepimizi öldürecekler! Dayan. Buradan asla çıkamayacağız! Geçirmemelisin. Burada ağır yaralı siviller var. Durumları vahim. Sefer bunun ortasına girerse tam bir katliam olacak. Bana biraz zaman kazandır asker. Tepegöz 1, çıkıyor. Buradan çıkıyor. Ben Tepegöz 3'e ağır hasar aldık. Bunu tutamayız. Anlaşıldı Tepegöz.
bölge temiz. Hedef yok. Tamam Alcatraz, geri çekil. Girişe geri çekil. Gidelim millet. Çıkıyorum. Hadi gidelim. Gidelim. Albay Barbie'ne tahliye ol. Geçin efendim. Buradan gidiyoruz. Gidelim. Hazır.
Albay Barkley. Sen de kimsin? Jack Hargreaves. Albay gerçekten... O askeri bir kanal. Tanışma zamanı. Şu anda kabuslarımızın ötesinde bir biyolojik bölge yok etme silahına bakıyorsunuz. Alcatraz talimatlarıma harfi harfine uymazsa sen ve tüm adamların önümüzdeki 1,5 dakika içinde ölmüş olacaksınız. Tepegöz 4 kolla kendini. Hemen harekat yüksekliğine dön. Anlaşıldı. Teşekkürler Albay. Şimdi Alcatraz. Mızrak spor yaymak üzere ayarlanmış ama sistemlerin üstesinden gelinebilir. Kovandakine tırmandığın gibi buna da tırmanman gerekecek. Şimdi acele et. Uygulama parametrelerinin ne olduğunu tahmin edemiyorum ama en kötüsünü varsayıyorum. Spor patlaması çok yakında gerçekleşecek. 20 saniye diye tahmin ediyorum. Şimdi tamamlaman gerekiyor. Tamam. Biraz bekle evlat. Eğer bu iyisi sandığım kadar iyi bir şekilde üretilecek. Tepe göster. İn ve bizi al. Anlaşıldı. İnişe geçiyoruz. Zıpkına dikkat et.
Ama dikkatli ilerlemen gerekli. Lockhart en iyi askerlerini adada konuşlandırdı. Seni olabildiği kadar iyi yönlendireceğim ama buradan görüş olanağım nasıl desem oldukça sınırlı. O zaman adasına gir. Kuzeye, Prizma'ya doğru ilerle. Maksimum gizlilik. Maksimum gizlilik. Turuncu 5, burası merkez 1. Durum raporu ver. Merkez 1, turuncu 5. Burası sakin. Değil mi? Belki de biraz daha dikkatli olmaya çalışabilirdin. Temas. İşte o. Tamam. Anaydın.
yaratan o göğüs devleri. Tamam, yavaşla ve dikkatle dinle Alcatraz. Lockhart bir sonraki kontrol bariyerinde senin için bir EMP tuzağı hazırladı. Doğru tetiklenirse nano kabuğun sistemlerini ve büyük olasılıkla bir de senin beynini yakacak. Tuzağı devre dışı bırakmak mümkün değil ama kandırabiliriz. Prizm'in güç nakil şebekesi için batı yakasında bulunduğun yere çok yakın bir alt istasyon var. Elektrik terminaline ulaş.
Ucuz değil aslında. Yok, alkol az. Genelde bir tabii ucuzsa bir alkolü o alkol oranı az oluyor. Onunla alakalı. Alkol az değil ama. Bir ekstra vereyim de adam geçmişini unutsun. Vay Serdar'cığım. Vallahi çok isterdim de bugün stajyer var ya. Stajyerimize yer kalmaz bak. Ama stajyerden sonra alabilirim seni. Stajyer birazdan gelir. Abi seni kuzenim önermişti. Stajyer birazdan gelir. Ama onun belasını verir. Önerileri seni mi önerdi diyecek biliyorum. Eyvallah candır kuzenine selamdır.